Tabii ki buydu. Bir diğer konuda sizlerin de ifade ettiği gibi ismini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada atılan başlık tabii içeride atılan başlık çok çok daha çirkindi. Ve 7 soruya 7 cevap. Öbür tarafta karargah rahatsız başlığı gibi ifadeler. Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hayda hayda rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konudan silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı kuvvetler rahatsız oluyorsa biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olmuşsak silahlı kuvvetler hayda hayda rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir. Ve silahlı kuvvetler devletin bir uzvudur. Burada yapılan çok açık net söylüyorum. Atılan başlık bir terbiyesizliktir. Seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar eski alışkanlıkları. Bu eski alışkanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek. Herkes konumunu bilecek. Ve yerini konumunu bilerek adım atacak. E şimdi siz kalktık da 7 soruya 7 cevap derken bir defa silahlı kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz. Öbür tarafta kalkıp işi daha da ileri götürüp Cumhurbaşkanı ile beraber Genelkurmay Başkanı işte nereye giderse yanında gidiyor filan gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Yani bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'yla hatta Başbakan'la herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar ya. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Dünyanın tüm liderleri ülkemize geldikleri zaman yanlarında Genelkurmay Başkanları'nı da getirirler. Güvenlikle ilgili birçok yetkililerini de alır gelirler. Bunların bundan da haberi yok. Ama sorduğun zaman yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş, yok buymuş gibi de hava atarlar. Kusura bakmasınlar. Artık böyle bir şey yok. Yani bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Ve bizler şu anda işte bir ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Bu zirve birçok konuyu bizim görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır. Ekonominin, ticaretin birçok alanları vardır. Bunun yanında turizm vardır. Her şey vardır. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha tabii, daha doğal ne olabilir? Bu nedensiz bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Bunda tabii Sayın Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Biraz sonra kendileri de zaten bu konuyla ilgili biraz daha detay, teferruatlı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Bunu da oradan almak mümkün olacaktır. Fakat bunlar yani bizleri ciddi manada üzmektedir. Çünkü her zamandan daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları ben kusura bakmasınlar yani affedilir bulmuyorum.